Evet sevgili izleyiciler, bir aradan sonra Ümit Zileli ve ben ve stüdyo konuklarımızla birlikte yeniden sizlerle birlikteyiz. İsterseniz yavaş yavaş bu bölümde, değil mi? Geçelim Evet, şu artık Zarrab'ı Zarrab tabii ki iç davasına. politikaya onun etkilerini de Evet. Yalnız konuşalım. ben iki cümle bir şey söylemek istiyorum. Yapılan açıklamalar var Trump'ın yaptığı açıklamayla ilgili az önce reklam öncesinde. Saray sözcüsü İbrahim Kalın bizim için yok hükmündedir diye bir açıklama yapmış bu arada ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron da tek taraflı kararı tanımıyoruz diye bir açıklama yapmış. Daha bu mevzu çok su götüreceğe benziyor. Çünkü tepkiler çok fazla. Tabii bu arada da en ilginç açıklama Trump'tan kendi vatandaşlarına bir süre Kudüs'e gitmemelerini istemiş. Olacakları tahmin Evet, ediyorum. onun da altını iki kere çizmek lazım. Evet. Evet, gelelim Zarrab davasına. Bugün 6. gün. Biz akşam saatlerinde buradayız ama davanın yarısı da öğleden önceki bölümü de bitti. 2 gündür tapeler dinleniyor dedik. Şimdi ben canlı blokları da takip ediyorum. Bu arada ilgimi çeken şeylerden bir tanesi. Şimdi diyeceksiniz ki Tuba Hanım buna mı taktınız? Hayır, buna takmadım ama Zarrab'ın ifadelerindeki enteresan o kıvraklık, pratik cevaplar. Sanki önceden çalıştırılmış bir eğitime tabi tutulmuş bir şey gibi, kişi gibi. Müthiş manevralarla pek çok davayı takip eden gazeteci meslektaşlarımızdan da aynı ortak görüşü duydum. Bu enteresan tabii. Yani bu kadar Ama yani hazırlıklı 32 olması. yaşında bir adamın bu kadar büyük bir dolandırıcılık, sahtekarlık vesaire şebekesini yönetebilmek kabiliyetine sahip bir adamın bu kadar da zeki olması zaten Normal. normal. Türkiye'de iyi antrenman yaptı bir de. Bir de o da onun da var. yani bu kadar bir antrenman sahası. Hani içeriden nasıl çıktığını, şimdi Zarrab tutuklandı, içeriden nasıl çıktığını unuttuk hepimiz. Böyle küçük küçük şeyler veriyordu o zaman, ipuçları. Bak bir şey yaparsanız şunu söylerim, bunu söylerim gibi şeyler. Sonra da çıkarıldı. Çıkarıldıktan sonra adli kontrolü kaldırıldı ve daha da acayip bir mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı. Ya şimdi onlar peş peşe adım adım bir şekilde geliyor. Bu Türk bayrağıyla üstünün kapatıldığı ki ülke tarihinin en büyük rezaletlerinden biridir o. Zarrab'ın Türk bayraklı şeyinde oradaki konuşmalarına bakın. Hani Ya onun bir provası utandırıcı bir şey yapılmamış mı tarihi bir Mustafa ya? utanç. Ya konuşur. Hani çok Karşısına insanın canı gazeteci yanar. kılıklı iki kişi oturmuş. Ben bunu bir kere daha tekrarlayacağım. Çok yerde tekrarladım. Diyor ki ben diyor 25 milyar TL ile diyor Türkiye Cari açın. Cumhuriyeti'nin diyor %15 cari açını kapattım diyor. Karşıdaki o adını anmaktan bile utanacağım gazeteci kılıklı pasör diyorum ben onlara. Diyor ki yani diyor biz şimdi diyor Türkiye'ye çok büyük katkılarda bulunmuş. İhracatta bir numara olmuş bir iş adamıyla mı diyor konuşmuş oluyoruz diyor. Evet diyor o da tabii ne diyecek hayır mı diyecek. Yani böyle Gayet ondan sonra kurum da kurum ondan sonra kurularak. da şeyin o televizyonun web sitesinde boynuna şeref nişanı takılmalıdır diye bir şey oldu. Ama biliyorsunuz anında kaldırdılar onu. Onu anında kaldırmadılar. Bunlar ortaya çıkacağı anında kaldırdılar. Hemen Tabii kaldırmadılar. tabii yeni 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 kaldırdılar onu yani. kaldırdılar. Şimdi Anında derken kaldırdılar. aynı. Şurada 3 gün öncesine kadar duruyordu. Çıkıp o ben onlara tetikçi mi desem, yanaşma mı desem yoksa yanaşma tetikçi mi desem ne diyeceğimi ben de şaşırdım artık. Çıkıp bu milli adamdır. Bu vatanseverdir. Ama işte o sadece onların da değil. Hani bu devletin adamıdır diyenler, devletin resmi adamıdır. Bunlar devlet adına görevlendirilmiştir. Şimdi bunlar yenilir yutulur şeylerdir. Hukuk. Ya biz ne yaparız? Şimdi hukukçunun yanında tabii hiçbir şey yok. Hani hukuktan başka yok bunun yolu. Hani bak geçen daha 2 gün önce ya ülkede bir de Ebru Gündeş lobisi var. Evet. Çok güçlü. Dışında kalıyorsun her şeyin. Öyle kolay mı ya bu iş? Size o zaman bir Hani magazin haberi vereyim. Yani takip ederken önüme düştü. Evet, Mercek'te Diyorlar magazin. diye bunu etkiler mi, işini gücünü etkiler mi vesaire. Kıbrıs'ta bir otelde yılbaşı akşamı çıkıyor. Alacağı parayı söylüyorum. 1 milyon lira. İyi para. Şimdi Valla ben gidenlere pes diyorum. Bir şey diyemiyorum. Böyle Şimdi bantenine biliyorsunuz o... dokunuyorsun yani zor tutuyorsun bir şey söylemem Valla... için kendini. Yani değil. Bak şöyle şimdi Ebru Gündeş lobisi ya hani eşi. Bak bu zamana kadar da boşanmadı. Hala boşanacak haberleri var. Ve Hala daha başvuru o mu? gün mesela tam böyle mal varlığına el konma kararının alınacağı gün bütün gazetelerde copy paste bir haber yayınlandı. Muhalif falan gören herkes de. Hiç içeriğini sorgulamadan. Tayyip Erdoğan'ı daha önce uyardı. Ya. Rıza söyleyebilir. Rıza. Ve
bu yapabilir diye uyardı. Şimdi bir hukuk devletinde şu var. Tayyip Erdoğan'a değil. Hı hı. Kılıçdaroğlu'na değil. Oraya, mahkemeye gidersin. Elindeki belgeleri, bilgileri verirsin. Ve ondan sonra ifadeni verirsin, edirsin. Mahkemede aklanırsın. Ondan sonra çıkarsın. Peki, şimdi burada yargıyla hani, ilgili Mustafa bir şey söylemek lazım. Yalnız. Bir örnek vereceğim sadece. Örnek şu. Dün Sayın Kılıçdaroğlu gene bu kadın günü toplantısında bir dünya kadınlar kadına şiddet vesairenin konuşulduğu dün o büyük binlerce kadın da katıldı. Toplantıda şöyle bir şey söyledi. Ile ilgili bu hikayelerle ilgili. Dedi ki kim verdi bunları? Bu bilgiler verdi, casus diyorsunuz. Ya adam orada şakır şakır anlatıyor. Kime ne rüşvet verdiğini vesaire vesaire. Bu sizin şeyiniz diye bir iddiada bulundu. Hı hı. Bulundu. Cumhurbaşkanı peki kime söylüyor bunu? AKP Genel Başkanı'na söylüyor. AKP Genel Başkanı senin hükümetin diyor. Senin adamların diyor. Bak önüne yatarım dedi diyor. Abicim diye bir de abicim. Hiç merak etme sen, bir şey olursa önce senin önüne ben yatarım diyor. Kim söylüyor bunu? İki katı yaşındaki adam diyor. Bir İki katı yaşındaki adam ve de Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı. Şimdi bunların hepsi tapelerde çıktı ortaya. Tabii. Ve sonunda gelinmiş olan noktada bunu söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hemen Cumhurbaşkanlığından onun avukatı tarafından Cumhurbaşkanı'na hakaretten savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Ve bir jet hızıyla bugün bu soruşturma açıldı. Peki şimdi ben bir gazeteci olarak, siz bir avukat olarak, Kemal Kılıçdaroğlu bir siyasetçi olarak şimdi nasıl ölçecek bu durumu? Yani ben AKP Genel Başkanı'nı eleştireceğim çünkü bir siyasetçi benim karşımda. Hı hı. Ben AKP Genel Başkanı olan Erdoğan'ı eleştiriyorum. Sert eleştiriyorum, şöyle eleştiriyorum ama bu böyledir. Bütün dünyada ve evet. Türkiye'de de siyasetçiler daha sabırlı olmalıdır diye içtihatlar var. Evet. Çünkü onlar halkın gözü önünde olan ve birbirlerine politika yoluyla sert eleştirilerde bulunurlar. Ben AKP Genel Başkanı'na bunu söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı beni kendisine hakaretten iki şapka yani. Peki nasıl olacak bu iş? Ümit Hanım, 16 Nisan'a giderken katıldığınız birçok toplantıda sizin bu söylediğinizi o zaman ben çok dile getirdim. Evet. Bir kişi de aynı anda iki ünvan birleşince ben söylediğimi hangi ünvanlı üstüne alınacak? Şimdi ben mesela Ümit Zileli olarak eleştirebilirim farklı. Kurumsal kimliğinizle eleştirin farklı. Şimdi Türkiye'de böyle bir kaotik ortam yaratıldı. Burada mesela ben diyorum ki ben AK Parti'ye hiç oy vermedim. Vermeyi de düşünmüyorum diyorum. Şimdi bunu AK Parti Genel Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı bakın aynı anda iki ünvan. Hangisi üstüne alacak? Böyle bir şey olabilir mi? Olmamalıydı ama Türkiye'de işte sandıktan öyle böyle 50.1 ya da artı bir şey çıktı dendi. Bir geri gidip bir şey söyleyeceğim. Dedik ya mesela hayırsever iş adamından işte sanıktan tanığa, tanıktan iftiracıya böyle bu ülkede ama mesela işte buna madalya takılmalı. Bu ülkede heykel dikilecek savcı diye metiyeler düzenler yok muydu? Zekeriya Öze. Şimdi aynı kişiler vatan aynı savcı diye bu sefer aynı kişiye laf söylemiyorlar öyle mı? Olan. Önemli olan ne biliyor musunuz? Biz o tarihte de bu adamın heykeli dikilmez. Bu adam ileride bu suçlardan dolayı yargılanması gerekir diyordu. Kızıyorlardı. Doğru söylüyorsunuz. Biz İstanbul Barosu'na götürüp adil yargılama yapmıyorsunuz dediğimizde Balyoz davasında vay siz mahkemeye karışıyorsunuz diye dava açıldı. Tabii. Arkadaşlarıma Ümit Başkan dahil 10 arkadaşıma Silivri bir hastanede dava açıldı. Aynen. Sonra baktınız o davayı açan zihniyet dedi ki vay bunlar kumpas yapılmışlar. Ya önemli olan bir insanın olaylar karşısında dün bugün yarın aynı tavrı gösterebilmesidir. Bu kişinin şahsiyetinin, karakterinin, dirayetinin, bilgisinin, becerisinin bir göstergesidir. Ama güne göre işte konuşuyoruz ya sabahleyin yurt dışına para kaçıran vatan haindir. Öğleden sonra belki akşam yok canım öyle bir şey yoktur. Dendiği vakit bunu biz rahatsız oluyoruz bundan. Sizin ama belki de Türkiye'de işte en büyük problem bu söylemleri rahatlıkla hiç irdelemeden aklın, vicdanın, erdemin, bilginin süzgeçinden geçirmeden kabullenen büyük bir kesim var. Ve bu büyük kesim sizin, bizim bütün çabamıza rağmen durduğu yerde
Hiçbir şekilde hareket etmeden duruyor. Tamamen futbol maçındaki fanatik bir taraftar gibi. Aynen. Yani akılla, mantıkla, bilgiyle değil, sadece bir gönül bağıyla duruyor. O nedenle de Türkiye'de biz siyaseti tarif, işte uluslararası ya da evrensel normlarla tarif edemiyoruz. Ya sıkıntı da burada. Bak şimdi bu Zarraf işinde şöyle. Diyelim ki Zarraf iftiracı. Evet. Tamamen onu kabul edelim. Hani bir iftiracıdan yola çıkarak değil mi? Şimdi Halkbank'ın görevlendirdiği avukat, işte şu anda tutuklu olan Atilla Hakan davasına dönüşmüş durumda. Diyor ki Süleyman Aslan rüşvet aldı diye söylüyor. Zarraf da verdi diyor. Zarraf yani da verdi. Parasını Halk Bankası'nın ödediği Amerikalı avukat Victor Rocco söylüyor. Evet. Şimdi bu şöyle bir biridir. Yani sen devletin bankasından ödediğin parayla bir rüşvet olduğunu tescillemiş oluyorsun ve kabul etmiş oluyorsun. Ve uluslararası alana da bunun bir rüşvet bağı olduğunu da söylemiş oluyorsun. Buraya dönüyoruz. Süleyman Aslan nerede? Sesi yok, ortalığı yok. Adam öldü mü kaldı mı onu da bilmiyoruz. Ya da nerede? Süleyman Aslan yok. Süleyman Aslan. Hemen Süleyman Aslan hakkında bu soruşturmanın açılması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Hemen bir şey söyleyeyim. Sadece Süleyman Aslan değil, diğerlerinin de sesi çıkmıyor. Onları da şöyle söyleyeceğim. Hani şimdi böyle hep şöyle diyordum ya, hani biz iftiracı olarak bakalım. Diğer taraftan şey söyleyeyim. Casus olarak ilan ettiğinde programın başında söylediğim gibi bütün oradaki ifadeleri kabul etmiş oluyorsun. Bir de şunu da söylemiş oluyorsun. Yani Cumhurbaşkanı'nın söylediği şey ülkeyi bağlar. Evet. Tabii. Devleti de bağlar. Tabii. Dedi ki biz ambargoyu deyecek hiçbir şey yapmadık. Söz vermedik. Ambargoda bir şey yok diyorsun. Bunu dediğin zaman o zaman casusluk nerede? Suç nerede? Rüşvet trafiğini açıklamada mı? Bunu da şey yapmış, söylemiş oluyorsun. Ümit Bey'in söylediği, daha doğrusu sorduğu cümleye sadece iki cümleyle biraz teknik bir şey olur ama bir olay 17-25 süreci yaşandı. Kanuna uygun bir şekilde, bakın kanun kelimesini kullandım, evrensel hukuk normları falan demedim. Demiyorsunuz. Kanuna uygun bir şekilde kapandı Türkiye'de. Ancak kanuna uygun şekilde kapanan bir davada eğer o davayla ilgili yeni bir delil ortaya çıkarsa Cumhuriyet Savcılığı yeniden harekete geçip yeniden kamu davası açma imkanı var. Örnek, bir kişi hakkında adam öldürme davasına ya da yaralamadan dava açıldı. Ancak toplanan delillerle bunu ispatlayamadınız, olay kapandı. Zaman aşımı süresi içinde bu olayın o şahıs tarafından işlendiğini ortaya koyan kuvvetli deliller ortaya çıktı. O delilleri istinaden iade-i muhakeme dediğimiz, yargılamanın yenilenmesi dediğimiz bir süreç başlaması gerekir. Ve o şahıs eğer o deliller doğruysa yargılanır ve daha önce hakkında takipsizlik veyahut da beraat kararı verilen kişi mahkum da olabilir. Şimdi bu çok hukukun evrensel bir normu, sadece bizde. Cumhurbaşkanı dün şöyle bir laf etti. Yargı hükmünü vermiştir, bu dava kapanmıştır. Bundan sonrası bununla ilgili bir şey yapılamaz. Tabii Ümit Bey, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söylediği ceza mahkemesi kanununa uymuyor. Neden? Ceza mahkemesi kanununda, ben böyle çok teknik konuşmayı sevmem ama, evet o olay Türkiye'de kanunen kapandı. Bunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Tabii. Tuğba Hanım da biliyor. Ama yine bu olayla ilgili bir delil ortaya çıktığında ve bu delil bu olayın o şahıs ya da ilgili şahıslar ya da başkaları da işlendiğini ortaya koyduğunda Cumhuriyet Savcısının görevi bu delili alıp inceleyip daha evvelce kapanan beraat ya da işte takipsizlik, kapanan soruşturma ya da kovuşturmanın yeniden açılmasını sağlayabilir. Örnekleri de binlerce vardır. Delil nasıl yeni delil? İşte Süleyman Aslan rüşvet aldı şimdi, demek. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi kendi avukatı tarafı. Hemen şöyle söyleyeyim. Bu olayın tarafları bu şahıslar olmayıp da mesela ben olsaydım ya da siz olsaydınız zaten bu dava tekrar açılırdı. Şimdi bu neden? Kanunen de açılması gerektiği için açılırdı. Ancak 2 kere 2 her zaman 4 etmeyebiliyor. Matematikte dünyanın her yerinde 4 eder ama Türkiye'de 5 eder. Hani Kayseri'ye sorunca 2 kere 2 kaç eder, alacağını mı satacağını mı demiş. Şimdi iş o noktaya geliyor. Ona göre de 3, 5, 7 ne derseniz diyebiliyorsunuz. Ama kamu vicdanında ben hep onu derim, Menderes'in idam kararı bir mahkeme kararıydı ama kamu vicdanında yer etmedi. Ya da Deniz Gezmişler'in hakkındaki idam kararı kamu vicdanını hiç yer etmedi, hep kanattı. Şimdi böyle mahkeme kararları ya da savcılık takipsizlik kararları kanunen evet sonuç doğurur ama
kamu vicdanında sonuç doğurmuyorsa o zaman o zaten hep açık kalacaktır ve zaman aşımı süreleri içinde o süre dolmadığı sürece bir gün yeniden hukuka uygun bir yargılama yapılabilir. Peki bir şey soracağım size. Bu sizin bu söylediğiniz şey mesela Deniz Fener içinde geçerli. E tabii. Yani zaman aşımı süresi içinde hangi dava hukuka uygun bir şekilde yargılama yapılmasına müsaitse yapılır. Bakın buradaki herkesin ittifak ettiği tek bir şey var. Biz hiç kanuna şuna buna sığınmıyoruz. Biz hukuk diyoruz. Çünkü hukuk çok üst norm. Kanunsa bir kanunla yarın sabah mesela Türkiye'de ne bileyim her türlü cezayı kaldırabilirsiniz. Kanunla her şey olabilir. Ama evet. Ama hukukla çünkü bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir örnekti geçen. Bir cep telefonuna açtığınızda 3, fişe taktığınızda 5 ve bunu satın alırken tam 7 tane vergi ödüyorsunuz. Ya. Kanunla vergi koyarsınız, kaldırırsınız. Mesela benim vergi borcumu taksite bağlarken sizin vergi borcunuzu trilyon dosa silebilirsiniz. Bunlar kanunla olur. Ama kanunla olan şey hukuka uygun anlamına gelmiyor. Yani. Bir de bir şey söyleyeyim. Tuğba Hanım söylemişti. Ya da biz konuştuk. Hani Rıza'yı orada ciddi çalıştırmışlardı çapraz evet, sorgu evet. için ama ben İngiltere'de bir olayda şahit oldum bir davada. Bir tanık dinlenmesi günlerce sürüyor ve çapraz sorgu. Türkiye'de ceza mahkemesi kanunu 2005'te 201. maddeyle çapraz sorgu yapma imkanı girdi. 12 yıl geçti üzerinden. Mahkemelerde ben bunu yapan hiç görmedim. Ya da ben yapayım desem hakim diyor ki avukat bey bak saat bilmem ne daha 10 duruşma var filan. Türkiye'de 3 soru soruyorsunuz tamam sorulmasına gerek yok diyor. Bu sistem Türkiye'de avukatı da iddia tarafında zaten tabiri caizse cenaze namazındaki cemaat haline getiriyor. Olsanız da olmasanız da mahkeme bir hüküm kuruyor. Dünyada artık öyle bir şey yok. Hakim koltuğuna yaslıyor oturuyor. Taraf muhakemesi yapılıyor. Sonra da hakim diyor ki bitti sayın jüri yani vicdan, kamu vicdan ne diyorsunuz diyor ona soruyor. O da evet ya da hayır deyince o da bir ceza yazıyor. Bizdeki sistem bu değil ki. Bizdeki sistem yargılama sistemi köhnemiş. Tamamen hakimin iki dudağının arasına bakan, hakimin de önce savcının, savcının önce de kolluğun, emniyet ya da jandarmanın iki dudağının arasına bakan bir sistem. Şimdi sıkıntı o daha bu. Da bozuldu. Daha da bozuldu. Şöyle bir hale geldi. Maalesef. Bak ben kendim yaşadım. Geçen ay mahkemedeydim bu 7 yaşında çocukla evlenilir diyen adam beni ona hakaret ettim diye mahkemeye verdi. Mahkemeye çıktık ben sanırım ve kendimi savunmam lazım. Hakim bana söz verdi. Konuşurken sözümü kesti. Sonra şeye verdi. 7 yaşında çocukla evlenilir diyen adamın avukatına. Avukatına verdi. Avukat hakimi fırçalamaya başladı gözümün önünde. Müdahale etti ona hani şöyle kısa tutun falan sen ne karışıyorsun bilmem ne. Nasıl fırçalıyor hakim? Ya şaşırdım hani hakime o lafları ben etsem o gün ben tutuklardı hakim. Evet. Kesin tutuklardı çünkü zaten böyle bir görevi var mahkemenin. Tabii inzibatın düzeni sağ olsun. Etkiliyor ve başkaları da vardı fırça attı hakime. Devam etti sonra ben konuşmaya başladım. İşte bu konuşmayı yaptığını ve bunun Türkiye'de hangi sonuçlara yol açacağını pedofiliyi tetikleyeceğini edeceğini. Avukat bana hakimin gözü önünde İslam düşmanı diye saldırdı. Hayda. Üstüme yürüdü. İslam düşmanı diye. Hayda ki ne hayda yani. Sonra ben karşılık verdim. Doğru konuş. Sen benimle nasıl konuşuyorsun bilmem ne. Ne söylerse karşılık verdim. Üstüme yürüdüm. Hakim beni duruşmadan aldı. Ama savunma, sizi atıyor yani. Evet. Beni duruşmadan attı. Duruşmadan dışarı çıkardı. Savunma da yapamadı. Yapma hakkı yok. Ne yaparsanız yapın. Bir kelime söylediğiniz anda anında ertesi gün yasaklama kararı çıkıyor o kişi hakkında. Mahkemeyi kendilerine oyuncak etmişler. Bu sadece bir şeyden, bir kesimden bahsediyorum Eyden. Başka kesimler de mahkemeleri anlatacak. Çok trajik bir örnek. Böyle kullanabiliyor. Kendi yaşadığım bir şeyi anlattım. Ya şimdi bak, Rıza Zarrab'ın burada çözülmesi gereken bir mevzu ve bu ülkenin bunun hem tartışması hem de hukuken sonuçlandırması gereken bir durumdan. Mesela az önce söyledim işte Rıza Zarrab'la ilgili Gümrük Bakanlığı'nın yaptığı bir müfettişin hazırladığı bir rapor var. Özlem Akarsu Çelik yazmış bugün. Bütün raporun detaylarını 17-25 Aralık olmadan önce Rıza Zarrab'ın ilişkileri Çin, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde nasıl işler yaptığını, ihracat dediği şeylerde nasıl boşluklar olduğunu vermedi. Bir rapor var ve bu rapor sunuluyor Başbakanlığı. Sonra yok ortada.
Evet, bunu anlattı hani, zaten Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. MİT raporu o, ayrıca söylediği rapor bir de bir rapordan söz edip yok rapor değil bilgi notu yok. O zaman işte FETÖ'cüler vardı onlar hazırlı. Ya ortada bu 17-25 Aralık'tan öncesinde bu var. Yani daha doğrusu aslında bilinmedik bir şey yok. Yok. Hani bilinmedik bir şey yok. Sadece şu var. Ayağı kırıklığı. Bizim bildiğimiz bir adam bize kazık attı. Bu şöyle. Anlatıldık. Hukuk devletlerinde böyle şey olmaz. Gene hani, kandırıldık. Allah hani, kahretsin. Evet. Bu kandırılma. Bu da mı gol değil? Bu da mı gol? Yani bu kandırılma da şöyle bir şey. Şimdi son ana kadar bir de vahim tarafı şu. Davaya çıkmadan daha bir hafta öncesinde iki tane nota verdiniz bu adam için. İtirafçı olduğunu bile bile. Bu suç ortaklığıdır. Tabii. Yani şu anda casus dediğiniz şeye ortaklık etmiştiniz. Kim varsa o notanın altında imzası suç ortağıdır aynı zamanda. Şimdi katılıyorum evet bir casussa bu ülkenin devletlerinin sırlarını başka bir ülkenin çıkarı için kullanıyorsa buna bu fırsatı vermektir bu. Yani şundan haberiniz yok mu? Bu adamın itirafçı olduğunu. Ebru Gündeş dahi bildirmiş. Söylene göre o yüzden de onu koruyorsunuz bildirdi diye bize diye. Ebru Gündeş bildiriyor. Raporlar önünüzde. Siz adam yargılanmadan bir hafta öncesinde iki tane nota veriyorsunuz. Ve haberdar değilsiniz onu FBI ile. Aslında o raporu pardon notaları malum bir şey için söyleyeceğim. Bizim Türk vatandaşıdır. Hakkında bilgi edinmemiz lazım. Türk vatandaşların hakkını koruyoruz diye. Merak edip internet sitesine baktım Adalet Bakanlığı'nın. Aynı tarihte yurt dışında 5600-5700 civarı Türk vatandaşı var. Bu şekilde hiç kimse için böyle bir nota falan verilmemiş. Buradan tabii sıkıntı şurada üstadım. Yani işte günübirlik kararlar aceleyle aniden anlık alınan kararlarla hareket edince tabii hata yapma ihtimaliniz çok yükseliyor. Ve bu bir paniğin de olduğunu gösteriyor baş danışman, aynı zamanda. Son danışman, danışmanoğlu danışman bir sürü adam var. Halk Bankası'nın iki genel müdür yardımcısı aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın danışmanı. Öyle mi? Evet daha öncesinde yapmış. İki tane şey var. Şurada var bulurum şimdi hemen. Yani sıkıntı şuraya geliyor. Türkiye'nin yani hani ne dedik göçmen politikası yok değil mi? Hı hı. Türkiye'nin adalet politikası var mı? Yani Türkiye mesela 20 yılda 30 yılda ben şunu bir görüyorum. Avukat olarak. 32 yıldır avukatlık yaptım. Rahmetli Apaydınlar'ın stajyerlerini yaptım. Onların elinde büyüdüm geldim. Türkiye'nin devlet olarak yargı politikası yok. Adalete dönük politikası yok. Yani eğer bunu yapmak isteseniz, hukuk devleti olmak isteseniz, bakın gidin Londra'ya. Sadece bir Londra'da 150'nin üzerinde ticaret mahkemesi varken, ya. Onun iki katı nüfusa ait olan yerde, onun üçte biri kadar ve konunun ihtisas sahibi olmayan hakimle, ben şuraya hep gelirim, Ümit Bey de Tuğba Hanım da siz de bu toplumu çok iyi okuyan insanlarsınız. Biz bırakın ceza davalarını, böyle uluslararası büyük davaları sıradan bir icra takibini neticelendiremiyoruz. Sıradan bir kira tespit davasını neticelendiremiyoruz. Hukuk devletin ve insanların tek güvencesi. Ve o güvence biz hep tabii ceza davaları göz önünde olduğu için onu konuşuyoruz. Bütün alanlarda kalktı. Yani çok özür dilerim söyleyeyim. Aile içi şiddetin olduğu ya da geçimsin olduğu yerde bir boşanma davası 3 yıl sürüp bu geçimsizliği daha da büyür hale getiriyor. Şuraya geliyorsunuz. İnanet Türkiye'nin tabii bir yargı politikası, bir adalet politikası yok. Yani orada bir adliye var. Ben bunu söyledim diye bazen kızıyorlar. Zaten adalet sadece fakir fukarayı yargılamak için var. Ümit Bey ya da Tuğba Hanım yarın sabah Çağlayan Adliyesi'ne gidin. Herhangi vatandaşların giriş kapısının önünde şöyle durun bir bakın. Adliye sorununu çözmek için gelenler genelde alt gelir grupları, fakir fukara insanlar, üstü başına bile yansıyor bu. Hiç siz zenginin dağdan arabasını aşıran bir tipin gelip adliyede hakkını aradığını ya da bir alacağını, borcunu gördünüz mü? Yargı maalesef gidin cezaevlerine ben yıllarımı verdim. 232 bin kapasiteli cezaevlerinde şu an 250 bin insan var. Hepsini toplasanız kamuya verdikleri zarar batan bir bankadaki zararın karşılığı değildir. Mesele zaten burada yatıyor. Yargının, adaletin toplumun tamamına hizmet ettiği ya da onların tamamını kontrol ettiği değil, sadece belli kesimlere karşı devletin bir tabiri caizse sopası haline geldiği noktada biz zaten hukuk devleti konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Dün başkasına vuruyordu o sopa, evvelki gün başkasına, bugün başkasına vuruyor. Çünkü yargıyı halkın, devletin, milletin, Türk milleti adına karar verir malumunuz. Yargı kararları da köşede öyle yazar Türk milleti adına. Evet.
Türk milleti adına karar veriyorsa yargı, teorik olarak değil gerçekten, o zaman bu millete trilyonluk zarar veren mesela batan bankalar vardı 23 tane. Ya. Hangisinin saltanatı bozuldu? Hangisi fakir zaret işine düştü? Hangisi cezaevine girip Allah korusun bir baklava çalan çocukları 8 yıl verilip cezaevinde yattığı süreye karşılık hangi bankayı batıran cezaevinde yattı? Bir iki isim hariç. Evet. İsimleri siz de biliyorsunuz. Biliyorum. Sonuç, Türkiye'nin yargı politikası yok. Türkiye'nin bir adalet isteyen adalet politikası yok. Adaleti, mahkemeleri halkın belli kesimi üzerinde sadece tabiri caizse işte dizayn etme amaçlı kullanan bir devlet geleneği. Adalet sopası. İşte adalet sopa. Sopası. Yani o sopa dün örneğin birini dövdü. Ondan önceki dediğim gibi birini dövdü. Bugün birini dövüyor, yarın başkasını. Çünkü sopa, şimdi bakın niye söyledim. Dendi ki 16 Nisan değişiklikleriyle artık yargı milletin yargısı olacak dendi, değil mi? HSK değişti, işte şunlar o, değişti, o bunlar değişti. Evet, yani halk artık tabiri caizse millet meclisinden seçiliyor. Sopayı halk eline alacaktı. Tabiri caizse eğer bu bir sopa ise. Yok öyle bir şey olmadı. Yine de olmayacak. Yani sopa hep Rıza'nın elinde işte. Yani sopa birinin eline geçiyor. O da kendi hoşuna gitmeyen herkesin önünde bunu kullanabiliyor. O, polisin copu gibi. Eskiden önce ülkücüyü döverdi, sonra solcuyu döverdi. Fırsat geçerse şunu döver, bunu döverdi. Onun için de aynı şey değişmiyor. Bunu gerçekten milletin eline geçirecek yasal düzenleme yapmadığımız sürece, millet de bunu eline alacak şekilde, yani kaderini, adaletini eline alacak şekilde davranmadığı sürece, biz daha burada çok böyle kişiler üzerinden konuşur dururuz. Doğru. Maalesef. Yani şeyi buldum, bu Halk Bankası Yönetim Kurulu üyesi Maksut Serim, Tayyip Erdoğan'ın aynı zamanda örtülü ödeneğini yöneten kişi başbakanlıkta. Sonra da Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığını alıyor. Maksut Serim bir tanesi. Aynı zamanda Halk Bankası Yönetim Kurulu üyesi. Sonra Meltem Taylan Aydın var. Harvard'lı Erdoğan'ın yine bir başka danışmanı. O da Halk Bankası yine yönetim kurulu üyesi. Bir diğeri de Cenap Aşçı. Çok olduğu belli. Baş müfettişliğinden yani, geliyor. Tamam. Süleyman Aydın 17-25 Aralık'ta evinde işte kutular, banyo liflerinin arasında eurolar vesaire bulunduğu Arslan. Zaman. Aslan. Süleyman Aslan. Süleyman Aslan. Süleyman Aslan önce biraz hapis yattı. Sonra çıktı. Sonra bu kişi Halk Bankası'ndan alındı. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyesi yapıldı. Paralar faizleriyle ödendi. O zaman paralar faizleriyle ödendi. Peki sonra bu şahıs için Cumhurbaşkanı'na sorulduğunda tanırım çok dürüst bir adamdır dedi. Olsa olsa biraz saftır dedi. O kadar iyi tanıyor demek. Nereden bilelim? Saf olduğunu bile bildiğine göre. Fakat aynı adam hakkında Halk Bankası'nı, yani kendisinin genel müdürlük yaptığı bankanın parasıyla tuttuğu avukatlar Hakan Atilla rüşvet almamıştır. Rüşveti zarrap vermiştir. Süleyman Aslan almıştır dedi. En çok da ilişkide olduğum kişi Süleyman Arslan'dır dedi. Tuğla Hanım, bir şey söyleyeyim mi? Buyurunuz. Bakın benim çok sevdiğim, biz bir tarihimizi biraz iyi bilsek sosyal olarak da, hukuki olarak da, yani mazimizi, aslında bunlar çok da bize bugün garip, yabancı olaylar gibi gelmeyecek. Ziya Paşa var tarihte, çok tabii, meşhur değil meşhur, mi? Tabii. Vefatın üzerinden tam 180 yıl geçti. 180 yıl. Ünlü sözlerinden hangisini söylesek hepsi hatırlar mı? Mesela çok güzel bir sözü var. Milyonla çalan mesnet izzette serefraz, 3-5 kuruş mürtekibi caizi kürektir diyor. Terkibi bente. Şimdi bugün Türkçe'ye çevirince milyonla çalan itibarda baş tacı ağırlamakta baş tacı edilirken 3-5 kuruşla tenezzül eden o gün en ağır cezası kürek mahkumu oluyor. Şimdi bunu bugün Türkçe'ye çevirdiğinizde şöyle düşünün. Yine diyorum, bankaları batıranlar, fonları batıranlar, milletin gözü önünde işte vergi borçları trilyonları silinenler, İzzet de İkbal de baş tacı. Ama Allah korusun, siz şu kapının önünde giderken biri çantanızı alıp kaçtı. Kaçarken de sakın gelme peşimden, bak kafanı kırarım dedi. Yağma suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar ceza alıyor ve cezaevinde kalıyor. Bu neden biliyor musunuz? Çünkü kanunları daima kendi çıkarına göre yapar sınıflar. Yani bu tarihsel gerçeklerden kaçmadan her sınıf kendi çıkarını korur. Halk hiçbir zaman
Mustafa Kemal dönemi hariç kendi çıkarlarını koruyacak, sermayenin çıkarlarını korumayan, halkın çıkarlarını koruyan, genel bütün halkı kapsayacak şekilde bütün insan katmanlarının hakkını koruyan kanunlar yapamıyor ki. Geliyor orada birileri, sayısal çoğunluğu var, tamamen kendi çıkarı doğrultusunda indirelim. İhale kaç defa değiştirildi bu ülkede, ihale kanunu? 65 kere filan değişti. Daha fazla. Yani artık kanun diye değiştirmedi. İşte tüm bunlardan ne çıkıyor? Bütün mesele Ziya Paşa'nın sözü. Mustafa Kemal'in devam ettirmek gerektiği. Yani Ziya Paşa 180 yıldır aslında yaşıyor. Ölmedi. O nedenle de çok bir şey değişmiyor. Çünkü İngilizlerin bir sözü var. Asalet 4 nesilde oluşur diyorlar. Asalet dediğinizde Lord Sir değil. Kültür, hukuk, sanat, eğitim, bunlar böyle sabahtan akşama, ya üstadım 15 yılda 6 Milli Eğitim Bakanı değişen, yani eğitemediğiniz toplumdan hukuk niye bekliyorsunuz ki? Evet. Çatal tutmayı bilmeyen insanlara siz üst kültür olan hukuk, adalet bilincini yerleştireceksiniz diyorsunuz. Biz adaleti daha çok vicdanla tarif ederiz. O vicdan kendi içinizdeki adalet duygusudur. Erdemsel normlar ayrı bir şey. Bunu niye söylüyorum? Bakın çok hoşuma gittiği için iki cümle sadece. İnsanları eğitebileceğiniz yaş ne biliyor musunuz? Öyle 17-20 iyi üniversite ilk 3 yılda eğitebiliyorsunuz insanları. İnsan beyni ilk 3 yılda %90 tamamlıyor gelişimini. Ölene kadar sadece %10'luk kısımdır. İlk 3 yılını iyi yetiştiremediğiniz insanlardan ailesiyle, sosyal hayatıyla, mahallesiyle, okul öncesi eğitimiyle siz üst düzeyde insan nasıl yetiştireceksiniz? Adalet duygusu olan, sanat duygusu olan, kültürü olan şu bu olmuyor ki. Tabii biz ona 72 ay diyelim. Ha bunu çünkü niye söylüyorum? Özgüven özsaygının da oluştuğu dönem. Özgüven özsaygı olmayınca işte böyle oluyor. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Türkiye hızla bu gibi gerçekten gitmesi gereken yollar yerine bu tarz işte böyle olmayacak hayallerin peşinden koşuyor. Ondan sonra diyoruz ya niye olmuyor ve hızla da ileriye gider. Muasır medeniyet, Mustafa Kemal'in hedef göster medeniyetten de uzaklaşıyoruz. Mesele burada. Bakın konunun çok dışında ama iyi üniversite kurmayla iyi insanlar yetiştireceğimizi hayal ettik. Hayır. Çok iyi mühendis yetiştirebiliriz ama adam ahlaksız olur. Ya da çok iyi avukat olur ama hukuka aykırı davranır. Hatta hukuka aykırı davranır. Yollarını öğretir insanlara. Çünkü iyi insan yetiştirmek istiyorsanız işte o yıllar Türkiye'de böyle bir eğitim, böyle bir altyapı olmayınca işte Ziya Paşa'nın sözü gibi daha 180 değil 280 yılda geçer. Mesele burada ve son gelinen nokta işte bu yaşadığımız dönemde de eğitimin iyice dışlandığı, bu gibi kültürel faaliyetlerin dışlandığı, her şeyin para olarak kıymetlendirildiği noktada biz burada... Daha ne zarraplar daha, çıkarırız tabii diyorsun. Üstad yani ya üstadım bak biz bugün Rıza'yı konuşuyoruz. Dönüyorum kıymetli gazetecilersiniz. 23 tane banka battı. Sahiplerin adını sayabilir misiniz? Unuttuk. Çünkü biz de hafıza... Onlar da biliyor unutacağız. O kadar çok oluyor ki. Çok üst üste. Hafızayı beşer nisyanla mağlüldür. Orada unuttuk. Şöyle bir şey vardı. O zamanlar bunun kötü olduğunu konuşabiliyorduk. Daha geniş, konuşmaktan öte biraz koro halinde de söyleyebiliyordun. Şimdi bunu söyleyemiyorsun. Aa neden biliyor musun üstad? Farkı orada. Çünkü bak eğri oturup doğru konu çok güzel bir şey söylemiştiniz siz. Baktı ki insanlar bu işleri düzeltemeyeceğiz. Bir kısmı yağmadan selden kütük kapma yarışına girişler. İşte bu sıkıntı var. Ben size örnek vereyim. 1970'leri yaşayan çok genç ve çocuktum o zamanlar ama bir Yahya Demirel hayali mobilya Sunta, evet. Sunta olayı vardı. Evet. Ortalık birbirine girmişti hatırlıyorsunuz. Yıkılmıştı ortalık. Neydi biliyor musunuz? Bütün tutar 20 milyon TL. 20 milyon. Üstadım o zaman ben Ergun Göknel'in İSKİ yolsundaki para 6 bin liraydı sadece. Ve bir partiye mal edilip belediyenin elinden gitmesine sebebiyet verildi. Bugün o para çay ocağında dönüyor en ufak ilçe belediyesinde. Doğru. Ama işte medyanın da gücü burada. Medya o günlerdeki medyayla bu çok var. Bugün pireden dev bir fil. Filin de devi nasıl oluyor bilmiyorum. Yaratabilirken filan. İşte medyanın da gücü. Yani insanları öyle bir anlatıyorsunuz ki mesela hayırsever bir iş adamı yaratıyorsunuz bir anda. Sonra bir gün geliyor bu sefer hayırsever iş adamından da bir vatan haini yaratıyorsunuz. Casus yaratıyorsunuz. Maalesef işte geldiğimiz nokta bu. Çünkü milyarlar rakamlar büyümüş. Parası gibi telaffuz ediliyor. Tabii. Hayır. Şimdi sevgili Uğur abi, Uğur Dündar buradan selam olsun. Bir tweet atmış. Rakamlarla atmış. Diyor ki açlık sınırı 1857 evet. TL. Asgari ücret 1404 lira. Sadece Reza Zarrab'ın Zafer Çağlayan'a verdiği iddia edilen
rüşvetin rakamı 280 milyon. Ya. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi o 280 milyon diyoruz ya rakam. Tek başına mı Çağlayan? Değil tabii ki. Ya bu çok basit. Yani senin hani casusta ilan ettiğine göre zaten oradaki iddiaları da kabullenmiş demeksin tabii. Hukuken. Böyle bir karşılığı var. Araştırırsın para trafiğini, banka trafiğinde bellidir. Yani çünkü o parayı bir yerlerden dolaştırması lazım. Ve eliyle bu... eğer arabanın üstünden atıp savurmadıysa ki Ankara'da da böyle bir şey olmadı. Bir paralar gece yarısı sokağa atılıp sokaktan kimse para toplamadığına göre bu para bir yerde. Tabii. O paranı araştırırsın izini ve insanlara ulaşırsın. Çünkü tek başına bir Zafer Çağlayan Ankara'nın sanayi odası başkanıydı. Evet. AKP'den önce. Bilinen o dönemde de herkesin bildiği, ettiği önemli... Çok da muhalifti. Evet, önemli görevler, tanınan isimlerinden birisidir. O zamanki serveti ve geliri bellidir. Zaten onu bildirmek zorunda yasal olarak evet. O dönemde. Sonraki bu dönem. Yani aradaki süre çok uzun değil. Sanki biz böyle aradan 50-100 yıl geçmiş büyük bir zaman diliminde geçmişiz ve o yüzden araştıramadık. 10 yıllık bir geçmişi var, 15 yıllık. Bakarsınız 15 yılda servet nereden nereye geldi ve ortaya çıkar. Bu kadar basit. Ama o servet bir yerden 15 yılda nereden nereye geldi dersen başkalarına baktığında altından kalkamaz. Hani o zaman da işte o Van Adası belgeleri bilmem ne o paralar nereden bakın, çıkıyor orada, ona varız. Biz dün tabii bu şeye sardığımız için oradaki bir cümleyi atladık. Sordu Cumhurbaşkanı. Enişten Ziya İlgen'in Man Adası'nda kurduğu bir şirket var mı? Bunu boşu boşu da sormuyor tabii. Söyle diyor. Demek ki böyle bir şey de geliyor şimdi. Tabii. Eğer bu da gelirse ne diyecekler çok merak ediyorum. Sen ticaretten anlamıyorsun demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Bu Man Adası şeylerine. Onlar göndermediler. Ki onunla ilgili dedi. İddialar o sızan belgelerde de vardı. Tam bu noktada yine bir hukuk devletinde biz sadece ceza kanunlarıyla işte adam öldürme ya da şu bu değil. Hukuk devleti her şey önce vergi hukuku anlamına gelir. Amerika'da vergi mükellefleri diye başlıyor başkan konuşmasına. Türkiye'de bir kere Zekeriya Temizel ya, kulakları çınlasın. Ya şu insanların gelirini geçimini kayıt kuyut altına alalım da devlet çünkü Türkiye devlet fakir vatandaş zengin mesela. Batı devletlerinde devlet zengin, vatandaş da zengin ya da vatandaş ona göre bir pozisyon alıyor. Şimdi Türkiye'de nereden buldun kanunu çıkartmaya kalksanız ya, hemen olmaz deniyor. İşin tabii AKP'nin geldiğinde ilk şey kaldırdı yaptı. İş ilk kaldırdı. İşin komik olan ya da Uğur Dündar Bey'e de buradan hakikaten selam olsun. Yani bu gibi hukuka aykırılıkları en çok savunanlar da 1404 lira maaş alanlar. Bir şey vardır. Acık komik, ironik yanı da budur. Mesela AKP'nin kuruluş bildirgesinde, ilk kuruluş tüzüğünde de vardır. Genel başkan ve genel başkan yardımcıları, parti grup başkan vekilleri bilmemleri mal varlığı bildirimi evet. Yapmak zorundadır diye. İlk açıklanan deklarasyonda da bu vardır. Sonra ne oldu şey. Mustafa? Sonra bu yok zaten. Kaldırıldı. Hayır şimdi o bölüm yakılmıştır bile zaten. Hani üstü öyle bir çizilmiştir ki onu neredesin? Okuyamazsın. Kazınmıştır o. Ama şu var. Hangi kim, kesim, kim ne olursa olsun insanlar bunları yaşıyor ve görüyor. Yani eğer ben bir gün altımda bambaşka bir arabayla mahalleden geçiyorsam mahalledeki insanlar vergi levhama bakmıyor ama görüyor. Ve, ya da şöyle de paranın gözü kör olsun der. Ya, ya buna binip ortak olup sefasını ben de sürem diye gıkını çıkarmıyor. Ya da şimdi önemli olan zaten demokratik ülkelerde her şey kanunla da izah etmek değil. Her şeyin şeffaf olması ve vicdanlarda tartışılabilmesi, konuşulabilmesi önemli. Türkiye hukuk devleti olma yolunda üstadım daha birkaç nesil geçirmek zorunda. Bakın yine diyorum Ümit Bey yurt dışına gidiyorsunuz. Hepimiz gidiyoruz Tuğba Hanım. 100 yıllık pastanemiz yok bize. 100 yıllık bir eczanemiz yok. 100 yıllık bir avukatlık büromuz var efendim. 100 yıllık, 135 yıllık bir eczanemiz var. Var. Onu düzeltin. Hani o zaman onu tutalım. Çünkü hani onu birkaç kurum dışında. Pastanesi hala durmuyor mu şeyde Beyoğlu'nda? Hayır, hayır. Yok, taşındı. Yeri değişti. Şimdi yeri değişti. Bir hukuk devleti olacaksa yani bizim böyle kurumlarımız var. Ama burada sıkıntı ne? Ben şey teorik konuşmak istemiyorum. Bunu herkes biliyor ama ne var? O servet biriktirme yasa dışı yollardan tamamlanmadığı sürece bu işler devam edecek. Ben size ilginç bir şey söyleyeyim mi? Gidin Batı ülkelerine bir tanesine kadastro mahkemesi kalmış mıdır? Yoktur. Devlet ve millet
tapusunun, alanının, her şeyin sınırını bilir. Mülkiyet kavgası bitmiştir. Türkiye'de hala İstanbul'un birçok ilçesinin kadastrosu yok. O nedenle de bir anda bir bakıyorsunuz 220 metrelik gökdelen dikiliyor. Komşu parsele tecavüz ederek. Sonra da deniyor ki artık 220'lik olmayacak, 5,5 kat olacak deniyor. Mesele ne? Sermaye aktarabilmek. Biz bunları maalesef şuna benzetiyorum değerli üstadlarım. Yani sofraya bir sürü insan oturuyor. Onlar tıka basayı patlayana kadar, tıksırana kadar yiyin efendiler yiyin diyor ya. O noktaya kadar biz şimdi bekliyoruz. Biz kültürlü, edepli, adaplı eğer insanlarsak böyle kibarca, nazikçe başkasının tabağındakini yemeden yemeye çalışıyoruz. Ama karşınızdaki insanlar hoyratça, ahlaki değerlerini tamamen böyle sizin tabağınıza bile saldırabiliyorlar. Sıkıntı burada. Belki şimdi teorik konuşma ama biz hukuk devleti olma yolunda daha epey mesafe kat edeceğiz. Bunun da en temel şartı eğitim. Ama eğitimi dediğim gibi bir sürü cemaatlere, tarikatlara, ilkokula 7 yaşından başlasın ya da akıl, bilim yolunu yerine işte belli dini esaslı okullara yönlendirerek bunu daha da gerilettiğiniz vakit olmuyor. Yani bizim itiraz etmemiz gereken şeyler en çok bunlar. Yoksa dediğiniz gibi gider Rıza, gelir Ali, gider Ali, gelir Veli. Daha biz bunlardan çok yaratırız. Yaratıyoruz da zaten. Ve bunları biz ben şey kukla gibi yani perdenin önünde onları oynatıyor birileri. Tabii, biz de kuklacıya hiç bakmıyoruz. Kuklacılara ya, bakmıyoruz. Bir de o vardı, kuklayı seyredip böylece onun üzerinden konuşuyoruz. Yalnız orada Karagöz kim, Hacivat kim? Tabii. Ondan sonra o Zeynep kim? Tabii. Bilmem onun var. Oynatan kim tabii asıl ama. Esas mesele o. Rollerini, rolleri ne? Bunları öğrenmemiz bütün gerekiyor. Bütün mesele burada. Yani mesela bir cümle söyle. Özür dilerim. Estağfurullah. Ya, sohbetler çok güzel. Şurada ya rüşvet kötüdür. Yolsuzluk kötüdür. Hani bu ülkede tekrar bunların baştan başa tekrar söylenmesi lazım. Hani unutulduğu için sanki normalleşiyor. Normalleşiyor doğru. Çünkü bunu normalleştirdiğin zaman. Arada ya bir havalı namusunu temizlemek için böyle birileri böyle bir teşhir ediliyor. Bir de burada bu şeyi vurgulamak da gerektiğine ben inanıyorum. Şimdi hep Süleyman Arslan, Mehmet Hakan Atilla vesaire. Yani arkadaş bu adam bu suç teşkilatını birileriyle yaptı işte. Ona tabii rüşvet verdi, buna rüşvet verdi. Hala o kişiler görevlerindeler. Bunlar kim? Bunlarla ilgili ne yapılacak? Hani bu da biraz cambaza bak cambaza gibi oluyor. Ve şu an onlarla ilgili hiçbir gelişme yok. En son şeyi söyledi ya başlangıçta Zeynep. Oradan şeyi söyledi ya, ifadesinde söylediğini. Evet. Rüşvete meyli olana rüşvet verilir. Aa tabii. Evet, ya, evet. Korkunç bir şey ya. Aslında bak hani milli refleksler de bilmem şey diyorlar ya. Seni diyor ki bu ülkeyi hani Türkiye'de herkesi satın alırım diyor. Evet. Sen buna bu cüreti verdin. Bu yüzden çok mide bulandırıcı. Teoman isimli gübre memurunu alamadı. Hani biz Teomanları yüceltmektense Rıza'yı kahraman yaptığımız için bu sonuçlar Ümit oluyor. Ümit Bey evet. Hatırlayın İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yıllar önce bir banka sahibiyle ilgili Türk Bank davasında ne demişti bir yer altının da adı çok geçen bir şahıs. Rüşvetin belgesi mi olur lan demişti. Affedersin. Artık lan dememişti de bir şimdi, öyle geçirdi. Yani şimdi bunlar nelere geldi, neler oldu. Aman ve tutalım söylemeyelim. Üzüldüğümüz şey bunlar olağan hale geldi. Yani sonra artık umursamaz hale geliyor. Evet. Kötüdür. Ahlaksızlıktır. Aynen. Alçaklıktır. Baban yapıyorsa alçaktır. Kardeşin yapıyorsa alçaktır. Eltin kim yapıyorsa olsun, kim olursa olsun. Bunu sürekli tekrarlamaz. Yani ABC gibi. Evet. Hani tane tane. Yeniden o değerleri inşa etmek lazım. Her gün anlatmamız lazım. Hep olmuştu, şimdi de oluyor dediğimiz zaman bu meşrulaşıyor. Evet. Daha çok meşrulaşıyor. Zaten öyle diyorlar. Yani sonuçta oysa geçmişten bugüne bakınca olayın vahametini nasıl büyüdüğünü görüyoruz. Civanlar mivanlar diyorsunuz ya, bu adamların peşinde koşan işte Uğur abi söylüyoruz. Bir dönemi tabii, onlarla geçmiş. Tabii, evet, evet. Bunu yaptığı için güvenilir gazeteci bilmem tabii ne olmuştur. Evet. Şimdi öyle de bir Türkiye vardı canım. Tabii. Hani bunu da yoksa şimdi normal. Hani sen Rıza'ya işte bunu dediğinde yok Zafer Çağlayan'a yok adı geçen diğer isimlere hepsini söylediğinde kötü bir şey yapmış oluyorsun. Hayır, bunu yapmak iyi bir şeydi ve bu ülkeye hizmettir. Hani diyorlar ya milli olun diye. Milli olmak bunlardan hesap sormak. Vatanseverlik de aynı milletin şekilde. Milletin hakkını aramak. Evet, bu başka türlü olamazsınız evet. Hani. Diğer türlüsü zaten şöyle bir kandırmacadır. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bu akşam süremizin sonuna geldik. Geçti mi? Evet geçti. Sevgili izleyiciler bu hafta da merceğin sonuna geldik. Vaziyet-i umumi işte halimiz konuştuk. Ben önümüzdeki hafta görüşünceye dek yine her zaman olduğu her hafta olduğu gibi aklınıza mukayyet olunuz efendim diyorum. Ben de efendim
bu ülkenin aydınlık, yiğit, yurtsever insanlarına özellikle buradan selam saygı çok gönderirim. Da var. Çok fazla var. Evet. Yeter ki şey bizim sevgili Atol Behramoğlu'nun o şiirindeki gibi tek başına hissetmeyelim kendimizi. Enseyi karartmayacağız. Evet. Evet. Sevgiler, selamlar, saygılar. Selamlar, sevgiler, sevgili izleyiciler.